son günlerde kurye ile ilgili sıkıntılar arttıkça dedik ki bu problemler neden bu kadar arttı dedik. Kurye arkadaşlarla bir araya geldik. Olayın aslını şöyle öğrendik. Son zamanlarda pandemiden dolayı bütün her şey kapıya teslim olduğu için kurye arkadaşlara bir hayli ihtiyaç doğdu. Burada da bu mesleği gerçekten yapan arkadaşlarla bu mesleğe acemi olan arkadaşlar arasında problem oldu. Şöyle ki devamlı trafik kazaları oluyor. Devamlı maddi hasarlı, yaralamalı trafik kazaları oluyor. Biz de dedik arkadaşlar bu kazalar neden oluyor dedik ve sorunun cevabını aldık. Şöyleymiş. Şimdi 50 cc'lik motor alan arkadaşların motor ehliyetine gerek olmayınca da ehliyetsiz arkadaşlar kurye mesleğine soyunduğu için trafik kazalarında artma durumu söz konusu oldu. Biz de arkadaşlara sorduk. Evet. Yaralanan arkadaşlarımız oldu. Evet. Şu an hastanede olan arkadaşlarımız var. Gerçekten bu konu dikkate alınması gereken, gündeme gelmesi gereken bir konu. Evet. Bu konuda sizin muzdarip olduğunuz konular neler? Tamam. Sizden de öğrenelim istiyoruz. Şimdi önce şunu söyleyeyim ben. 20 yıldır bu işi meslek edinip yapmışız. Evet. Bir bedel ödemişiz. Evet. Bedelin karşılığında şunu istiyoruz biz. Yani her önüne gelen motor üstüne çıkmasın. Hem canlar yanmasın, hem karşı taraf üzülmesin. Yani kimse kimseye sebep olmasın. Bunu istiyoruz. Kazalara biz çok karşıyız. Tabii hepimiz kazada da adayız yani sonuçta. Ama gereken önlemler alınması lazım. Çünkü biz mesleğimize gönül adamışız. Belki bir bedel ödemişiz. Hepimiz bir kazadayız yani. Belli bir vücudumuzda bir kırığımız var, platinimiz var, her şeyimiz var. Ama şimdi bakıyorum günümüzde dediği gibi arkadaşımızın 50 cc'lik skutura binen ben diyor kuryeyim. Artık ben diyor kurye olacağım. Buna karşı kendimiz kendi çapımızda 7 tane üye oluşturduk. Bir dernek kurmak istiyoruz. Dernek esası şu. Herkes kurye olmasın. Kural olsun. Kural istiyoruz. Yani o konuda bize yardımcı olsunlar. Yani evet. Talebimiz çok fazla bir şey değil yani. Sizin talebiniz valilikten bu konuda standart getirilmesi mi? Yani getirilmesi. Bu işi gerçekten öğrenmiş olanlar ve ehliyeti olanlar, liyakati olanlar mı bu işi yapsın diyoruz? Ve artı şunu istiyoruz. MYK'ya geçtiği için, MYK mesleki yüksek seçilim durumuna geçtiği için bir belge düzenlenip herkes kurye olmasın. Belgesini alan kuryeliğe soyunsun, kuryelik için ter döksün, kuryelik için bir bedel ödesin. Hak etsin, yani, ondan sonra bu işi yapsın. Ondan sonra kurye olsun. Yoksa hepimiz görüyoruz hayatta. Hepimiz evet. Görüyoruz. Diyoruz ki yani adam kaza yapıyor. Biz hepimiz uçup gidiyoruz bakıyoruz. Kurye değil, bir şey değil. Ama kazayı yapmış. Evet. Diyoruz ki yani belgesi olsun bu işin. Sonuçta meslek, bu da bir meslek. Mesleğin, her mesleğin bir belgesi olsun. Belgesiz kimse hiçbir gayrimeşru bir şey yapmasın. Mesleki yeterlilik belgesi olan arkadaşlarımız devam etsin bu işe. Yani. Hani bir şekilde hem maddi anlamda hem manevi anlamda bizim hani göz önüne çıkalım bir an önce. Hı-hı. Onu istiyorum biz. Evet. Benim bu konu haricinde şöyle bir sorunum olacak. Halkımızın biz her türlü ayağına kadar gidiyoruz zaten. Çoğu sitelerin dışında motorlu kuryelerin girmesi yasaktır gibi yazılar çıkıyor. Bunların önüne geçilebilmesi için halkımızdan ricamız zaten biz onların yeterince ayağına kadar gitmeye çalışıyoruz. Bu gibi zorluklarla karşılaşmak istemiyoruz. Evet. Sonuçta site kapılarında dilenci girmesi yasaktır denilebiliyor ama siz alnınızın teriyle bu mesleği icra ederken dilenci muamelesi görmek istemediğinizi dile getiriyorsunuz. Haklı olaraksınız. Doğru söylüyorsunuz. Evet, çünkü arkadaşlar bir hizmet yapıyorlar. Günümüzde de artık teslimatlar kapı teslim olduğu için sitelere kurye giremez yazısı çok da anlamlı değil diye düşünüyoruz. Kardeşim herhalde kazadan dolayı biraz gecikme oldu. Geçmiş olsun öncelikle. Arkadaşlarla biz tam da dedik ki kurye mesleğini artık bu konuda erbabı olan insanlar yapsın. Bu konuda ehliyeti olan, liyakati olan insanlar yapsın derken siz de kaza geçirmişsiniz. Geçmiş olsun. Sizden de bir konuyu alalım istiyoruz. Buyur. Ben orada 13 yıllık kuryeyim. 13 yıldır bu işi yapıyorum. Ancak gördüğünüz gibi kazadan dolayı bir ameliyat geçirdim. 1,5 aydır bu şekildeyim. Yani fizik tedaviyle işte düzeleceğim söyleniyor. Yani gene bu 2 ay, 3 ay devam edecek. Yani biz bu konuda mağdur oluyoruz. Yani durumlarımız belli. Bunun için de biz dernek kurulmasını istiyoruz. Birbirimize yani sahip çıkalım, bir arada olalım. Hani kuryeler olarak hep birbirimizden haberimiz olsun istiyoruz. Onun için de derneği istiyoruz yani kurulmasını. Bizim bu halimizi görsünler artık. Hep kuryeleri suçluyorlar. Her şeyde kuryeleri suçluyorlar. Ama her durumda da kuryelerden bulmasınlar. Evet. Biraz da şoförler hani araç kullanan şahıslar kendilerine biraz suç bulsunlar. Benim şu durumum sadece bir şoförün dalgınlığından dolayı. Ben
Yıllardır çekiyorum bunu. Arkadaşımız, kazazede arkadaşımız geldi, gördünüz. Şimdi şöyle bir şey, bir kural daha söylemek istiyorum. Şimdi bu günümüzde 50 cc'lik bir motor çıktı. 50 cc'lik motor evrak istemiyor. Sadece araç ehliyeti olanlar kullanabiliyor. Yani motor ehliyetine gerek motor yok, doğru ehliyetine, mu? Motor ehliyetine, A2 ehliyetine gerek duyulmuyor. Ama şimdi kuryeyim diye araç ehliyetiyle kuryeliğe soyunuyor bu arkadaşımız. Ama şimdi ne oluyor? Haliyle işverenin patronu buna 5 tane paketi veriyor. Ama kurye değil. Sadece araç ehliyeti var. Adres bilgisi yok. 5 paketi yetiştirmek zorunda. Belli bir zaman var. Atıyorum yarım saat, 40 dakika bir zamanı var. 5 paketi yetiştiremiyor. Bu sefer hızlı gitmek istiyor. Hızlılığın sonucunda kazaya sebep veriyor. Hı hı. Bu kazadan sonra diyoruz ki biz 50 cc'lik motorlara ticari amaçla kullanılmasın. Yani günübirlik kullanılsın. İhtiyaçları giderilsin ama kuryelik yapılmasın. Evet. Yani amacımız da bu.